Beyaz bir ay doğuyor mavi geceye ve artık Anadolu'dayız. Uzak dağların zirvelerinde gün batıyor ve gün doğumunda Serhat şehrimiz Kars'ın Kağızman ilçesinde dağların kartallarıyla selamlaşıyoruz. Kağızman'ın Camuşlu köyündeki Yazılı Kaya Anadolu'da ulaştığımız ilk kaya resimleri alanı. Rakımdaki Yazılı Kaya'da iki pano var. Bunlardan ilkindeki resimler bizi sanki ilk başladığımız noktaya, Orta Asya'nın derinliklerine geri götürüyor. Anadolu'ya binlerce kilometre uzaklıkta, Kırgızistan'da Saymalı Taş'a, Kazakistan'daki Tamgalı Say'a, hatta daha ötelere, Altay Dağları'na kadar gidiyoruz. Tarih öncesi çağlara ait olan kaya resimlerinin, tarihin bilinen dönemlerindeki Türk göçlerinin yolları üzerinde olması birçok soruyu beraberinde getiriyor. Türkiye'nin en önemli kaya resimlerinin bulunduğu bölgelerden birisi de Kağızman bölgesidir. Kağızman bölgesi bu açıdan son derece zengindir. Camuşlu olarak bilinen bölgede iki ayrı bölümde kaya resimlerinin bulunduğunu bilmekteyiz. Bunlardan birisi Yazılı Kaya. Yazılı Kaya'da iki ayrı panomuz var. Bu panolarda toplam olarak 110 civarında kaya üstü resmi bulunmaktadır. Bunlarda dağ keçileri, geyikler başta olmak üzere çok sayıda kaya üstü resmi vardır. Bunların Orta Asya ile bağlantılarını tarihi ve arkeolojik belgelerle bilmekteyiz. Bunun dışında yine Camuşlu bölgesinde Kurbanağa mağarasında yine kaya üstü resimleri bulunmaktadır. Bunlar da onun üzerinde resimlerden oluşmaktadır. Kazman Camuşlu köyündeki dağ keçileriyle aynı panoda yer alan güneş kültü ise çarpıcı bir resim. Mağaranın giriş kısmında yer alan resimlerin hemen hemen hepsinde aynı temayı anlatan farklı çizimler var. Bu da farklı dönemleri ve mağaranın bin yıllar boyunca kullanıldığını anlatıyor. Resimlerdeki stilize çizgiler, Orta Asya coğrafyasında var olan kaya resimlerine göre daha geç bir dönemi işaret ediyor sanki. Dağ keçileri birebir çizimlerden tamamen uzaklaşmış, geometrik çizimlere dönüşmüş. Bu aşama ise artık düşüncenin ifade edilmesi olarak kabul ediliyor. Mağaranın iç kısmında yer alan tamamen stilize olmuş geyik resmi ve geometrik düzenli simetrik çizimler buna işaret ediyor. Burada soyut arayışların kesin olarak hangi tarihlerde başladığını söylemekse oldukça zor. Resimlerin yapıldığı kayaların bulunduğu yerin deniz seviyesinden yüksekliği çok önemli. Rakım olarak düşük yerlerdeki kaya resimlerinde eskime ve yok olma çok hızlı olurken rakım yükseldikçe zamana karşı direnç de artıyor. Kurbanağa Mağarası'ndan ayrılarak yine aynı bölgede Kars Kağızman'ın başka bir köyündeki Geyikli Tepe kaya resimlerinin bulunduğu alana gidiyoruz. Kağızman bölgesinde Şaban köyü civarında bulunan Sakasen köyünün de hemen üzerinde yer alan Geyikli Tepe'de tespit etmiş olduğumuz 2005-2004 yılları içerisinde yaptığımız çalışmalarda tespit edilen kaya resimleri vardır. Bunları Orta Asya'ya bağlayan en önemli bilgiler de bu runik harflerin Geyikli Tepe'de bulunmasıdır. Böylece Orta Asya-Anadolu bağlantılarını ortaya çıkaracak en önemli bulgular ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Kazman bölgesindeki bu kaya üstü resimleri milattan önce 15.000'den başlamak üzere gelmektedir. Dolayısıyla bu bölgede yapılan çalışmalar 1960 yıllarında 1966 yılında Kılıç Kökten tarafından başlatılmış. Daha sonra Haşim Karpuz başkanlığındaki bir ekip tarafından da devam edilmiştir. 2000 yılından itibaren de Doğu Anadolu projeleri çerçevesinde Atatürk Üniversitesi'nden başkanlığımı yürütmüş olduğum bir ekip tarafından bu çalışmalar yürütülmektedir. Bölgenin her yeni günde, her yıl yeni bilgiler, yeni kaya üstü resimlerle zenginleştiğini söylememiz mümkündür. Hazar ve Karadeniz arasından uzanan koridor, tarih öncesi çağlarda Türklerin önemli göç yolları arasında ve Kars-Kazman bölgesinde yer alan bu kaya resimleri hiç de şaşırtıcı değil artık bizim için. Karlı dağlarda peşine düştüğümüz sırlar yavaş yavaş çözülüyor. Kars'tan ayrılıyoruz ve Erzurum'a doğru yolumuz. Yine karlı dağları görerek Erzurum Karayazı ilçesi sınırları içinde yer alan Cunni mağarasına ulaşıyoruz. Doğu Anadolu bölgemizde Erzurum Karayazı'daki Cunni mağarası Anadolu'daki dördüncü alanımız oluyor. Cunni mağarası içinde yer alan resimleri ilk defa görmenin heyecanı var içimizde. Cunni kolay ulaşılabilir bir yerde. Mağaranın tam girişine kadar araçla ulaşılabiliyor ve mağara düzayak. Hiçbir özel mağaracılık alet ve aracı olmadan görülebilecek konumda. Karayazı ve Cunni bölgesi, tarih öncesi çağların önemli göç yollarının geçtiği bir bölge olarak biliniyor. Cunni mağarası, Orta Asya ile Anadolu bağlarını ortaya koyan önemli Türk mühürlerinden birisidir. Burayı önemli kılan nedenlerden birisi, Malazgirt Savaşı'ndan yüzyıllarca önce burada yerleşim olmasıdır. Orta Asya'dan gelen Türk boyları, özellikle çeşitli kapılardan Anadolu'ya geçerek yerleşmiştir. Bu kapılardan biri de Cunni Mağarası bölgesidir, Karayazı bölgesidir. Türk kültür hayatında önemli yeri olan atları, süvarileri görmek mümkün ki bunlar Türk tarihi ve kültürü açısından son derece önemli mühürler olduğunu söylememiz mümkün. Cunni Mağarası dışında Anadolu'da başka belgelerde bulunduğunu, bilgiler ve arkeolojik verilerin bulunduğunu biliyoruz. Cunni Mağarası'ndaki yerleşmenin 12. yüzyıldan önce olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani 1071'den çok önceleri Anadolu'ya gelen Türk boylarının mühürleri, damgaları, petroglyflerini burada bulmak mümkündür. Yani daha önce iddia edildiği gibi işte Türkler Anadolu'ya geldiğini 1071'de geldiği değil, çok daha önceleri buraların Türk yurdu olduğunun belgesi, damgası Cunni Mağarası'dır. Ki bunun benzer örnekleri Kazman'da, Kemaliye'de de vardır. Anadolu kaya resimleri alanları içinde Erzurum Karayazı Cunni Mağarası'nı çok özel bir yere koymak gerekir. Burası bir barınma ve konaklama yeri değil, bir ibadethane olarak kullanılmış. Farklı kültürlere ait izlerin bulunduğu mağarada Türk boylarına ait damgaların varlığı şaşırtıcı boyutlarda. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'te 22 olarak belirttiği, Reşidüddin'de 24 olarak belirtilen Oğuz damgalarının hemen hemen hepsine rastlıyoruz Cunni Mağarası'nda. En belirginleri ise kınık, kayı ve çavuldur damgaları. Ayrıca bütün Türk boylarının ortak olarak kullandığı İye yani Tanrı damgası mağaranın birçok yerinde mevcut. Burada en fazla bizi meşgul eden soru, bu damgalar Anadolu'ya son Türk göçüyle gelenler tarafından mı, yoksa daha önceden mi yapıldı? Bu soruya eldeki bulgularla verilen cevap, 1071 öncesi olduğu yolunda.
Cunni mağarasından ayrılarak başka bir alana, Erzincan Kemaliye'ye doğru gidiyoruz. Çok zorlu bir yolculukla ulaştığımız Erzincan Kemaliye Dilli Vadisi'ndeki kaya resimleri çok fazla değil. Derin bir vadi içindeki, sanki esas alandan yuvarlanmış ve nehrin azgın sularıyla sürüklenmiş izlenimi veren iki kaya üzerindeki resimler az olmasına rağmen, atı üzerinde geriye doğru ok atan ve kartal okçuları olarak isimlendirilen süvari ve güneş kültü çok çarpıcı iki figür. Kaya üzerindeki dağ keçisi resimleri ise bütün kaya resmi alanlarında karşımıza çıkan ortak bir kült ve kültürün işareti. Bu derin vadi içinde yer alan kayadaki yazı ise henüz daha çözülmüş değil. Zorlu bir yolculukla vardığımız Dilli Vadisi'nden yine zorlu bir yolculukla dönerek Kemaliye'ye ulaşıyoruz. Kemaliye'deki diğer alansa birkaç resmin kaldığı bir geçmiş zaman mabedi. Buradaki ellerini yukarı açmış figür, Saymalı'da ya da Orta Asya'daki birçok alanda karşılaştığımız figürle hemen hemen aynı. Her tarafı dağlarla çevrili olan Kemaliye, doğal yapısıyla bir korunak, çanak konumundadır. Özellikle kışlarının ılık geçmesi, burasının çok eski zamanlarda yerleşim yeri olarak seçildiğini gösteren bir başka taraf. Yapılacak sağlam bir alan araştırmasıyla Kemaliye'de çok farklı buluntuların ortaya çıkması şaşırtıcı bir sonuç olmaz. Anadolu kaya resimleri içinde bugüne kadar tespit edilmiş olanlar üzerindeki en bakir alana ulaşmaya çalışıyoruz. Ordu, Mesudiye Esatlı köyündeki resimler üzerinde fotoğraf tespitinden başka literatürde hiçbir bilgi yok. Nelerle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz. Anadolu'nun birçok yerinde var olduğunu bildiğimiz kaya resimlerinin tam bir envanteri çıkarılarak karşılaştırmalı sonuçlarının ortaya konmasından sonra bugüne kadar kabul ettiğimiz tarih nasıl bir yön alacak bunu merak etmemek mümkün mü? Erzurum Karayazı Cunni Mağarası'ndaki yön damgasının Esatlı Köyü kaya resmi alanında karşımıza çıkması şaşırtıcı olmuyor bizim için. Çünkü bütün kaya resmi alanlarının birbiriyle bir şekilde kültürel tabanlı bir bağlantısı, etkileşimi söz konusu. Sibirya işlerinden Anadolu'ya bu akışın devam ettiğini bazen hayret, bazen şaşkınlık içinde görüyoruz. Esatlı köyündeki uçan at buradan mı Altay'daki Kalbaktaş'a gitti, yoksa oradan mı buraya geldi? Mukayese ettiğimiz sıradan çizgiler değil, bir figürün hemen hemen 8000 kilometre ötede aynen tekrar etmesi çok düşündürücü. Üstelik bu oldukça zor bir çizim. Uçan at resmi, Türk mitolojisi ve dünya mitolojisinde önemli yer tutan kozmik arayışların ürünü olarak bilinir ve tanımlanır. Uçan atla insan adeta başka evrenlere gitme duygusunu ifade. Yazı, resim ve Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'te çizdiği haritayı andıran resimlerin bulunduğu Esatlı Köyü kaya resimleri
kendi varlıklarıyla binlerce sırrı üzerinde taşıyorlar. Gelişmiş çizgiler ve stilize çizgilerin yanında farklı dönemlere, farklı kültürlere ait yazıların var olduğu bu alan için çok eski bir tarihlendirme yapmak mümkün mü acaba? Latin ve Grek yazısının yanında Runik Türk alfabesi ya da Orhun alfabesi olarak isimlendirilen ve Orhun anıtlarında kullanılan tarihi Türk alfabesiyle yazılmış, henüz daha okunmamış 3 satır yazı hakkında ne denebilir? Esatlı Köyü kaya resimleri, Anadolu'da görmüş olduğumuz en zengin alanlardan biri ve farklı dönemlere ait. Farklı kültürlerin ürünü olan çizgiler hala sır olmaya devam ediyor. Hiçbir akademik çalışmanın yapılmadığı alanda hiçbir koruma da yok. 2200 rakımdaki resimler kendi yalnızlıklarını paylaşacak, taşıdıkları sırları çözecek olanları bekliyor. Ordu Mesudiye'den ayrılıyor ve Anadolu'nun yaşamaya doyulmayan baharını koklayarak uzaklaşıyoruz zamandan ve mekan. Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nın zirvelerinde başlayan maceramız yine dağlarda devam ediyor. Burada kar yok dağlarda. Mevsim sonbahar artık ve sarıya dönmüş bütün sürdüğümüz izin peşinde koşmak uzun zamanlarımızı aldı ve buraya ancak sonbaharda erişebildik. Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Gevaruk yaylasındayız. Güneş daha yeni yükselmeye başladı dağların üzerinden. Biz hala çözemediğimiz sırrın peşinde koşuyoruz. Sat göllerinin hemen altında 2800 rakımdayız ve yine şaşkınlık içindeyiz. Sanki başladığımız yere, saymalı taşa geri döndük. Taşlar üzerindeki dağ keçileri, ok yay damgası, güneş adam ve bir yol çizilerek ulaşılmak istenen güneş. Ayrıca kazan şeklindeki damga ve diğer damgalar bizi çok uzaklara götürüyor. Gevaruk malum Hakkari bölgesi sınırları içerisinde kalıyor. Hakkari'nin güneydoğusunda Yüksekova ilçesinde Sat Dağları üzerinde ki bir vadi Gevaruk. Burada çok sayıda kaya üzerine yapılmış, paleolitik çağdan itibaren yapımına başlanmış çok sayıda kaya üstü resimleri yer alıyor. Bu kaya üstü resimlerinde dönemin hayvan türleri, avcılık teknikleri ve insanların dinsel, büyüsel anlamda faaliyetleriyle ilgili çeşitli kaya üstü resimleri yapılmış ve bunların tamamı vurma tekniğinde kayalar üzerine kazınarak işlenmiştir. Baharda başlayan yolculuğumuz sonbaharda Yüksekova Dağları'nda devam ediyor. Ve kayalar üzerindeki resimler bize başka bir şey anlatıyor. Tarih eğer belge ise, insanlar eğer kasıtlı davranmıyorsa, son 20 yıldır yaşanan acılar artık belgeler ışığında dinmeli. Bu topraklar tarihin en eski çağlarından itibaren ortak bir kültürden beslenen ve ortak değerlere sahip olan bir milletin, Türklerin malıydı. Bugün de öyle ve öyle de kalacak. Dağlardaki taşlar söylüyor bunu. Gevaruk yaylasındaki koçbaşı, ok yay, güneş, güneş adam damgalarını başka bir şekilde yorumlamak mümkün değil. Eğer başka bir mümkün olan varsa ortaya çıksın demek lazım. Thank you.
Dağlarda sonbaharın hüznüne karışıyor akıp giden bulutlar. Kıvrım kıvrım yollardan aşağılara doğru iniyoruz. Yolumuz üzerinde Van Müzesi var. Van Müzesi'ndeki stellerde sırların en büyüğü duruyor. Ayrıca geçmiş yıllarda dağlardan getirilen kaya resimleri bizi bir başka şoka daha sokuyor. Steller Orta Asya'nın göbeğinden sökülmüş getirilmiş sanki ve kaya resimleri buraya saymalı taştan taşınmış gibi. Bu kadar benzerlik ya da aynılık tarih içinde kaç kere tekrar eder ve nasıl bu kadar aynı olabilir? Eğer gerçekten farklı kültür damarlarından beslenen toplumlar söz konusuysa, bu benzerliğin cevabı nasıl verilecek? Bu sorulara hemen cevap vermek mümkün değil belki. Ama zamanla hepsi net bir şekilde açığa çıkacaktır ki stellerin sırrı yıllar önce çözüldü. Hakkari stelleri olarak adlandırdığımız, literatüre böyle geçmiş olan steller aslında heykelden çok kabartma. Bir kısmı yüksek kabartma tekniğinde, bir kısmı kazma teknikte işlenmiş taş steller. Menhir, yontu menhir gibi adlarla da adlandırılan bu steller üzerinde belden yukarısı resmedilmiş çıplak kahraman savaşçılar söz konusu. Ve bu ana tema göğsünde bir içki kabıyla, kutsal içki kabıyla resmedilmiş. Stel alanında işlenmiş yabani hayvanlar. Bunlar içerisinde de aynen kaya üstü resimlerinde olduğu gibi çok boynuzlu geyikler, yabani dağ keçileri, leopar yılan, leopar dağ keçisi sahneleri gibi sahneleri karşılaştırmamız mümkün. Ayrıca bizim Hakkari stelleri üzerinde dikkatimizi çeken en önemli unsurlardan biri işlenen figürlerin daha dolgun yüzlü, daha Hind-Avrupa'dan ayrı Orta Asya görünümlü figürlerin yer alması. Ayrıca bu steller üzerinde yer alan oba türü, yurt türü çadırlar da söz konusu. Bunlarla da kuzeye olan bağlantılarını görmek mümkün. İşlenen silahları tipolojik olarak incelendiğinde de batıdan ya da Anadolu'nun orta kesimlerinden daha çok Hazar Denizi'nin güney-güneybatısı, özellikle Gilan, Taliş, yani güneybatı İran bölgelerini bize işaret ediyor. Bu kanalla kuzeye doğru bir yaklaşım söz konusu olabilir. Güneş Van Gölü'nün üzerine düşüyor yakamozlarla ve uzak dağların üzerinde kaybolurken güne elveda diyoruz. Başka bir güne ulaşana kadar. Thank you.